Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Allah hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah hayırlı akşamlar diliyorum. Akşama doğru oluyor şimdi birazdan, daha ikinin üzeri de gerçi. Allah kurban olduğum Allah, evinize bereket versin, huzur versin, mutluluk versin Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım bu Ramazan ayının tekrarını nasip etsin. Amin. Görmeyi nasip etsin Allah. Arkadaşlar, böyle hem sohbet amaçlı hem de şöyle biraz çiçek tohumları vardı. Onları ekeceğim Allah azim verirse. Gelin. Kendini görüyorsunuz arkadaşlar. Toprağını rezil ediyor. Gene iş başında Pelin Hanım. Masumiyeti üzerinde. Evet. İşte Pelin beni hiç o video çektirmiyor arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Hayır hayır. Oraları elleme. Sadece orayı oynayacağım. Hayır. Emotion halleri. Bana hiç çekti. Arkadaşlar çok rahatsız ediyor beni. Biraz sohbet edeyim dedim arkadaşlar. Biraz da bu çiçek tohumlarını ekeyim dedim. İnşallah iyi bir video olur. Eğer mahallemizde bazı sorunlar varsa mahalle çok patatesçimizi uğurladık. Patatesçiyi uğurladık şimdi, Allah razı olsun. Gitti adamcağız. Evet. Arkadaşlar Elif'im yatıyor ama bayağı iyileşti artık. Hepimizin duaları çok iyi geldi. Allah razı olsun. Pelin yapma. Pelin yapmaz. Şurada şunun üstünde de oyna hadi. Bak. Getir onu buraya. Bakın arkadaşlar hep böyle. Emoji hiç dirlik bırak tutmuyor. Benim ne konuşacak olduğumu da unutturuyorsun bana. Ne diyeceğimi de unutturuyorsun. Öf yapma. Diyor bir de bak. Allah için yapma. Allah için diyor. Allah için. Eldivene bak ya, Allah için ya. Kendinden büyük ya. Kız babanın eldiveni kendinden büyük, senin kendin kadar var maşallah. Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Birkaç gün önce arkadaşlar o kadar bir video yazdım, yorum yazdım. Karşı tarafa da yazdım yorum. Arkadaşlar dün bak dedim, yorumların hiçbirine gitmemiş. Ya internette bir sorun varmış, ya bilmiyorum telefonda mı bir sorun varmış. Arkadaşlar tekrardan yazmak zorunda kaldım. İnşallah hepinize varmıştır. Gene şüpheliyim biraz ama herhalde internette mi sorun vardı bilmiyorum. Vallahi kusuruma bakmayın, yani hiçbirinizi böyle atlamak istemiyorum. Ama bazı sebepler çıkıyor, bazı sorunlar oluşuyor. O konudan dolayı oluyor. Hepiniz anam. Ya yapma diyorum sana. Döverim şimdi. Bak millet de videoda döver zannediyor. Hiç hiç arkadaşlar. Biz böyle biraz seni döveriz falan diyoruz ama yani kıyamıyoruz. Böyle biraz korksun diye yapıyoruz. Korksun diye yapıyoruz. Şunu alır mısın Murat? Kızını. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Pelin biraz benim videoları eğenir. Elim oynasın mı? Ya durma şimdi, içeri bağırır. Sadece çiçekler oynatma. Evet arkadaşlar. Ne diyeceğimi de unuttum. Pelin benim ne diyeceğimi de unutturdu. Bu video nasıl video olur bilemem ama Pelin var ya beni çok engelledi. Neyse bakalım, bir iki tane. Biz işimize geri dönelim. Evet. Arkadaşlar şöyle küçük küçük saksılara dikeceğim ki, çünkü çok az az getirin. Mikail Demirtaş bana şey getirdi. Hep çiçek tohumları getirmişti takipçim. Onun da kanalı var arkadaşlar. Eğer giderseniz sevinirim. Yardımcı olursanız çok memnun olurum Mikail'ime de. Şöyle tohumlar getirdi. Çok yani 10 kadar ya var ya yok içlerinde. Koca koca şeylere ekmeye gerek yok. Zaten koyacak yerim de yoktu. Dedim şöyle küçük küçük yerlere dedim dikeyim bunları. Şöyle peçetenin içine çocuk sağdım koymuş gelmiş, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz ona buradan. Allah razı olsun, işini rast getirsin Mikail'ime. Şöyle ne tohumlar, ne tohum olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Çiçekleri ektiğimizde
çiçekleri ektiğimizde nasıl bir şey çıkacak onu da bildiğimiz yok, sürpriz. Çünkü ben unuttum, Mikail söylemişti ama unuttum ben hep bunların adını. Şöyle dikeceğim arkadaşlar, bakalım Allah azim verirse. Gerçekten ama bu tohumlar ne tohumu bilmiyorum. Onun kadar ya var ya yok. Mikail'i cık daha koyaydım ya. Oy oğlum. İnşallah olur. He, inşallah olur hakikaten da. Bir de olmuyormuş. Ya olmazsa canı sağ olsun. Ne diyeyim? Yani getirmiş çocuk beni demiş. Getirmiş. He, Allah razı olsun. Beni düşünmüş. Şöyle şunu diktik. Şöyle koyalım. Evet diktik arkadaşlar biz bunu. Evet. Pelin ne yapıyorsun Pelin? Şöyle arkadaşlar tohumlar. Tohumlar şöyle az az. Az az olduğu için şöyle. Çörek otu gibi arkadaşlar. Aynen gerçekten de öyle ona benziyor. Şöyle ekeyim bakayım ne olacak. Şöyle. İnşallah çıkar iyi olur. Şöyle tek tek bunlara. Serpiştirdik. Bittiği zaman arkadaşlar bu çiçekler bittiği zaman tabii başka saksıları alırım ben. Böyle kalmaz tabii ki ama şu anda böyle. Arkadaşlar ekim yaparken bir özellik daha söyleyeyim size. Şimdi şöyle neyse bunu da tarif etmeyeyim öbürünü de tarif edeyim. Bunu unuttum ben çünkü. Bunu da diktik. Arkadaşlar şimdi tohumu ektik değil mi şunun üzerine? Neyse ben bundan birazcık boşaltayım. Çok şey olmuş. Şöyle. Bu ne tohumuymuş acaba? Bir de buna bakayım bakalım. Bu da aynı mıymış? Arkadaşlar bunda mine tohumu vardır. Mine çiçeği tohumu vardır. Bunlar büyük bir çiçek tohummuş ama ne tohumu bilmedim. Bilmiyorum. 10 kadar ya var ya yok. 7-8 tane anca. Şöyle. Arkadaşlar tohumları böyle ektiniz değil mi? Şöyle. Üzerine de böyle azıcık toprak seperleyin. Yani maksat tohumu tutsun. Şey olsun kapatsın yüzeyden. Aa, şöyle. Yani çok derinlere dikmeyin arkadaşlar şöyle. Çıkması zor olur. Evet. Bunu da diktik. Şöyle. Arkadaşlar burada cam güzelimiz var. Cam güzelimiz çok güzel açtı. Ney nerede? Evet arkadaşlar şöyle tekrar gösteriyorum. Anam bu o kadar çok bir ince hiç gözükmüyor. Ne tohumu bilemeyeceğim. Çörek otu gibi. Çok o kadar az şöyle. İnşallah biter. Evet. Arkadaşlar temellim şöyle dikti tohumları. Birkaç gün sonra da biber tohumu dikeceğim. Daha dikmedim arkadaşlar. Şöyle diktik ya şöyle de üzerine arkadaşlar şöyle üzerine az bir toprak ekerseniz. Ya maksat su koyduğumuzda dışına çıkmasın aynen, hemen. Aynen bir de derinde kalmaz. Derinde kaldığımız zor biter arkadaşlar. Ama şöyle yuka bir şekilde diktiğiniz zaman çabuk çıkar. Benden tavsiye. Emotion bahçesinden tavsiyeler. Aynen şöyle. 5 pratik bilgi. Kaç tane çiçek diktik Zöhre'cim? 4 tane diktik. Bir tane daha dikeceğiz. Bu neci bilemem. Ağzı bir tohum. Şöyle bir tohum. O da arkadaşlar. Büyükmüş. Her neyse dikelim bakalım Allah'ın izniyle. Şöyle gene bunun da üstüne böyle kapatıyorum sadece. Emoş sen bir de şey ekiyordun galiba tarçın çiçeklerine. Tarçın falan şey ekeceğim de ekmedim buna. Niye ekmedim? Şey için karınca falan gelmesin diye ekmedim. Ekecektim ama yine de ekerim. Arkadaşlar mine çiçeği bu da mine çiçeği herhalde. Böyle bir çiçek tohumu getirmiş, veren olmuş bana. Ama onu da kim verdi, kim getirdi? Onu da bilmiyorum. Ama bu çok çıkar ha. Ben sana söyleyeyim. Yarısını dökme o zaman. O kadar çok çıkar ki. Yarısını koy başka bir şeye dikeriz. Ama tohumu da var mı onu da bildiğim yok. Vallahi et var mı bilmiyorum. Varsa da şöyle maydanoz sekeceğim zaten ya. Onun içinde.
İçinde çıksın. Evet, çıksın orada. Maydanoz da mine çiçeği karışır. Var mı yok mu o da bellisiz ama. Yaprakları tohum mu acaba? Bir öğretmen arkadaşım getirmişti bir tohum. Bu herhalde tahminime. Çok güzel bir çiçek demişti bana. Herhalde bu öğretmen arkadaşımın getirdiği bir çiçek. Tohumu. Çiçek. Şöyle bunu da üstüne kapattım. Şöyle güzel oldu. Şöyle. Bunu da gittik arkadaşlar. Bu da böyle kalsın üstünde. 6 tane diktik arkadaşlar şu anlık. Şimdi maydanozum var arkadaşlar. Biraz da maydanoz ekeceğim. Evet. O da o tohum da yoğulmasın. Maydanozu bu büyük saksıya ekeceğiz. Yerimden kahak bakayım. Artık oruçlu olunca yerimden kahak bildiğim de yok. Aynen. Şöyle şu maydanoz tohumu bu da köyden getirmiştim. Arkadaşlar bu maydanoz tohumunu köyden getirmiştim. Duruyormuş. Şöyle. Dur bir dakika. Tamam. Evet. Şöyle dikeceğim. Köyden şey de getirdiydim. Aslında. Neyi getirdim? Ne? Semizotu tohumu getirdim. Şey böyle. Adı aklıma gelmedi. Onu da dikseydik. Onu da başka saksılara dikeceğim ama şu tarafı bir düzelteyim de oyla dikelim. Şöyle bunu da karıştırayım şöyle arkadaşlar. Şundan da hatta şöyle ekiştireyim azıcık. Şöyle. Şöyle ekiştirdim. Bu kocaman biraz boştaydı arkadaşlar bu. Evet. Boşta olduğu için değerlendirmek istedim açıkçası yani. Şimdi buna da şöyle ekeceğiz. Buna da ekeyim. Bu da şey olsun. Tohumlarım boşa gitmesin. Evin önünde gene böyle belki kimisi biter kimisi bitmez. Aynen. Diye şöyle dikeyim. Çünkü biz arkadaşlar salatalarda falan çok kullanıyoruz maydanoz. Evet. Hani. Şunu dere, da şöyle şey, arkadaşlar yaptım. Çıktı. Tokmakan. Evet, gelelim asıl meseleye. Can sularına. Arkadaşlar, can suları vereceğim. Evet, vereceğim ama bu çiçeklere böyle javuk dökmek olmuyor. Ellerimizle mi? Evet, ellerimizle şöyle sepeleye şöyle yumuşata şöyle. Şöyle dikiyor şey suyunu döküyoruz arkadaşlar. Öbür can suyu verdiğimiz gibi değil. Çünkü niye derseniz toprak hemen aşınır veya tohumlar başka çıkar. Yere gider. Şöyle. Evet şöyle serpiyoruz. Yani toprağı nemlendiriyoruz yani sizin anlayacağınız. Şöyle. Toprakta çam toprağı da var bu toprakta. Onun için biraz ama cam güzelimize de dök bari. He, o da orada ağlamasın. Evet. Şöyle arkadaşlar iyice suladım. Çam toprağı da var çünkü. Çam toprağı da olunca. Çok susan şey yapar. Suyu çok çeker. Evet. Bunlar birkaç gün. Bunun üstünü kapatacağım arkadaşlar. Maydanozun üstünü kapatıyoruz biz. Köyde de öyle yapıyoruz. Çabuk çimlensin diye. Kapatacağım. Evet. Bunları. Ama şimdi şu anda poşetim yok. Birazdan getirip poşet takı koyacağım. Evet. Zühreciğim. Çiçek tohumları bunlar. Şunlar. Biraz masamızda kirlenmiş oldu ama olsun. Canımız sağ olsun. Şöyle. Arkadaşlar çiçeklerin ismini, tohumlarının bilmiyorum. İsmini bilmiyorum. Tekrarlıyorum. Mikail getirdi benim takipçim. Mikail, onun da kanalı var. Yardımcı olursanız seviniriz. Sevinirim çünkü çok fazla bir şeyi de yok yavrumun. Mikail soy ismi neydi Emoş? Demirtaş. Mikail Demirtaş kanalının ismi. Evet arkadaşlar, bugün de çiçek tohumlarını ektik. Bakalım. Arkadaşlar halimiz olmayınca bir kalkıyoruz, bir oturuyoruz. Evet, bir kalkıyoruz, bir oturuyoruz. Yok, beynimiz durmuş sanki. Böyle ne konuşacağımızı da bildiğimiz yok. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyoruz arkadaşlar.
Allah evinize bereket yağdırsın. Hmm. Şu Ramazanlık günde. Çorunuz çocuğunuz pelini çeker misin bir zühre? Pelin bebek uyutuyor arkadaşlar. Bebeğin beyni cılk oldu. Sen bebeğini yerim ha. Kendin bir bebeksin zaten. Benim ya. Bir de gülüyor. Evet. Tamam Zübrencim, bu tarafa döndür artık. Arkadaşlar Mersin'den kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum. Mersin hepiniz sıcak. Sıcaklar başladı artık, evet. Bayağı. Şimdiden sonra başladı sıcaklar. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.